Son dönemde Türkiye'nin atak yaptığı sektörlerden biri mobilya. Türkiye'nin gözbebeği, bebeği. İhracatta çok iyi gidiliyor son dönemde. Ve Türkiye markalar çıkarmaya başladı bu alanda, bu sektörde. Dünya çapında markalar çıkarmaya başladı. Çok sayıda markamızın dünyanın değişik yerlerinde mağazaları oldu. Geçmişte Türk ürünü diye bilindiğinde dünya dünyada İmajı çok yeterli noktada değildi ama şimdi Türk mobilyası deyince tercih edilir noktaya geldi. İşte bunun, bu mobilyanın tam da içinden bir isimle Masko'nun başkanıyla görüşeceğiz, konuşacağız. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederim. İyi şöyle olur. baktığımızda sizin e, temsil ettiğiniz e, ya da işte üyesi, e, sizin üyeniz noktasından baktığımızda Türkiye'nin en önemli mobilya evet. kuruluşlarından biri, Masko örgütlerinden biri. Tabii. Evet. E, en iyi nabzını siz tutuyorsunuz. Çünkü e, herkes, markalar da var sizde. İşte no name e, firmalar da var. Yeni gelişmekte olanlar da var. Hepsi var sizde. O anlamda e, nabzı tutma noktasında şeyimiz yok. Şu noktada iyi iyiden başlayalım. İyi ki ihracat var diyor musunuz? E Tabii ki diyoruz. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi biz aslında mask olarak e, bu işin hem e, tüketici yanındayız. Tüketiciyle birebir muhatabız hem de üretici tarafındayız. Yani iki durumu da çok iyi gözlemleyebiliyoruz açıkçası. Ee, ama ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan şu son gelişmelerden sonra e, tabii ki ihracattaki hedeflerimiz zaten son 10 yılda çok ciddi manada artıyordu. 2001 yılından bu yana sürekli ivmelenerek mobilya sektörü yukarı doğru gidiyordu. İhracatta da iki ihracat var diyoruz tabii ki şu anda. Bunun ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ama yani ihracatta da katma değerimizi biraz yukarı çektik sanki. Yani markalarımız ses çıkarmaya, duyurmaya başladı dünyada diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Şimdi şöyle bizim çok büyük artılarımız ve avantajlarımız var. Yani Türkiye olarak mobilya sektöründe ham maddeyi içeride kendimiz %90'ını temin edebildiğimiz için de ihracatta diğer ülkelere nazaran biraz daha ön plana çıkıyoruz bakın 14. sıradaydık e, mobilya ihracatında. E, geçen yıl 8. Kare, 8. sıraya kadar yükseldik ve 4.3 milyar dolara ulaştı ihracat e, rakamımız. %24 büyüme sağladı mobilya sektörü. Bu çok önemli bir şey. Çok. Yani bugün baktığımız zaman 500 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör mobilya sektörü. Bu anlamda da %1'lerden dünyadaki payımız %2'lere kadar çıktı. E tabii bu ülke ekonomisine çok ciddi bir döviz kazanımı demek. Ee, ...geçen yıl 3,5 milyar dolar civarındaydı. Ama e, bu yıl %24 büyüme kat etti. Ve e, çok ciddi bir büyümedir bu. E, bu yıl hedefimizde, 2022 yılı hedefimizde 6 milyar dolar. Tüm sektör kurulu başkanlarımızda da. Katanarak gidiyor yani. Tabii daha da gidecek e, inşallah. Ancak işte e, bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Malumunuz ham madde gibi o konularda geleceğiz. Ham madde zaten. var, lojistik var. Ama lojistikte sanki bizim en büyük rakiplerimizden biri Çin... Ee, o bizden daha fazla e, lojistik sıkıntısı Yani lojistikteki sıkıntı, tabii ki sıkıntı ama e, rakiplerimizle mukayese ettiğinizde bizim için avantaja dönüşüyor mu? Lojistikteki sıkıntı sadece Türkiye'de ve mobilya sektöründe değil, tüm dünyada evet. bu sıkıntı oluştu. Yani bugün biz Amerika'ya 2-3 bin dolara konteyner gönderirken 12-13 bin dolarlara kadar bu rakamlar çıktı bir ara. Ancak bizim oradaki en büyük avantajımız... Türkiye'nin coğrafi konumu ve Avrupa'ya yakınlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne de yakınlığı hasebiyle de buradan tırlarımızla da çok rahatlıkla lojistiğimizi sağlayabiliyoruz. O anlamda da aslında ülke coğrafi yapısı anlamında da avantajlıyız diğer ülkelere göre. Şimdi iç pazara dönelim. O sıkıntılı olan tarafı sektörün. işte bir takım dövizdeki yükseliş, enflasyon vesaire gibi faktörler nedeniyle İnsanlar alımlarını erteliyorlar Nasıl evet. e, bir davranış içindeler? Siz dediniz ya tüketici de bizim e, her gün karşılaştığımız kesim. E, o anlamda nabız deyince e, siz de o nabız. E, nasıl bir iç pazar e, grafiği çizebilirsiniz? Şimdi Celal Bey açıkçası işte ihracatın ne kadar önemli olduğu ön plana çıktığını biraz önce de ifade ettik birlikte. iç pazarda ciddi bir daralma yaşıyoruz şu anda. Maliyetlenemedik bir ara. Bakın ham maddede içeride ham madde almakta üreticilerimiz ciddi manada zorlandılar. Bizim en çok kullandığımız malzeme Medefe, Sunta, Yongalefa. Burada 8 kere 9 kere liste değişti. Döviz kurundaki dalgalanma biliyorsunuz 17-18 seviyelerini gördü orada bir ara dolar. Şu an çekildi 1-1,5 aydır stabil 13,5 seviyelerini görmemize rağmen ham maddede Hala bir gerileme yok. Artı bir yüzde on bir artma da artış daha söz konusu oldu. Bu nereden kaynaklandı? Bu ürünleri üreten firmalarımız yurt dışına yolladı. Yurt dışına ihracat yapınca iç piyasaya veremediler. Bakın aslında üretim anlamında da, ham madde üretimi anlamında da Avrupa'da birinci sıradayız biz Türkiye olarak. Bugün çok ciddi bir üretimimiz var. Yüzde otuzken ihracat rakamları iki yıl önce ham madde üreticilerinin %70'lere kadar çıkarttılar ihracatı. Biz elimizdeki silahı götürdük yurt dışına verdik. E bu ne oldu? İçeride malzeme bulmakta zorlanır hale geldik. Malzemeyi bulamayınca üreticilerimiz e, burada ürün üretmekte zorlandı. E bizim mobilyada kullandığımız e, birçok materyal de var. Mesela en çok kullandığımız cam, metal gibi eee aksamlarda %150 oranında artışlar söz konusu oldu bunlara alışmamız gerekiyor. İç pazar bu yüzden şu an sıkıntılı. Tüketicinin de buna alışması gerekiyor. E tabi bu bir Bunu zamana alışmak olacak. demek işte yeni fiyatlar demek. Ne yeni yani? fiyatlar tabii ki. Yani, yani. her sektör, her sektörde her anlamda fiyat artışları oldu. Gıdada da oldu, tekstilde Doğru. de oldu. Bunu hepimiz ülke olarak, dünya olarak yaşıyoruz ama e, mobilde biraz daha yani keyfe keder değiştirilebilir bir şey olduğu için biz biraz daha fazla etkilendik ama ben Mart'tan sonra, Mart ayından sonra Burada da, iç pazarda da bir artış bekliyorum açıkçası. Mobilyada değişim bahsettiğiniz gibi e, yani olsa da, olmasa da olabilecek bir durum ama e, işte Mart'tan sonra düğünler başlayacak. Evet. E, i̇şte insanlar evlendiği zaman boş bir eve e, girecekler. Onlar için çok zaruri hale gelecek. Tabii zaruri yani. bir ihtiyaç. Bir, bu noktada baktığımızda e, ertelenen bir talep de söz konusu evet. olacak. Yani baharda mobilya ile ilgili bir iç pazarda yoğun bir talep o talebe bağlı olarak fiyat artışı söz konusu olabilir mi? Başka? Şimdi şöyle söyleyeyim. Talep tabii ki ertelenir ama bu bir şekilde yerine getirilecek. Biz bunu en çok pandemi döneminde yaşadık. Biliyorsunuz 60 güne yakın mağazalarımız kapalı kaldı toplamda. Hafta sonları bizim ticaretimizin en yoğun olduğu zamanlardı. Orada bile kapalı kaldık cumartesi, pazar günleri. Ancak e, o tedirginliği e, daha sonraki aşamada talebin e, yoğunlaşmasıyla birlikte çok ciddi cirolarla o açığı kapattık ve sektör e, iyi bir kapanış yaptı yıl sonu itibariyle de. E tabii ki e, şu an gelebilecek bütün e, zamlar geldi. Fiyat politikalarımızda oturdu e, bir anlamda. Ancak bu ham maddeye gelen artış kadar inanın biz mağazalarımızda bu artışları yansıtmadık. Aslamadık. Hala avantajlı. Çünkü satılabilirliği biraz daha kolay olsun diye kendi kar marjlarımızdan birçok firmamız Fedakar fedakarlık ya. yapıyor şu anda. Ürünü tüketiciye daha rahat ulaştıralım ve ciro yapalım. Çünkü bizlerin de çok ciddi maliyetleri var. Genel giderleri var, kira giderleri var. Birçok firmamız çok ciddi manada kira giderleri var. İşçilik giderlerimiz çok arttı biliyorsunuz. 150 oranında bir işçilik giderlerimiz de arttı. Enerji giderimiz çok arttı. Bu anlamda biz buna rağmen kendimizi süspansiye etmeye çalışıyoruz fiyatlarımızı. Çünkü Mart ayıyla birlikte ben ciddi bir artış bekliyorum inşallah. Bu arada bu işçilik gideri diye ifade ettiniz. Türkiye mobilya sektöründe dünyada söz sahibi olacak işte ilk onun içinde yer alacak bir noktaya doğru evriliyor. Bunun karşılığı işte tasarım vesaire de iyi gidiyoruz. Bir eleman eee noktasında sıkıntı var mı? O, o nasıl karşılanıyor? E, tabii ki var. Ülkemizde kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor mobilya sektörü. E, çünkü bizim sektörümüz biraz daha bedene dayalı. E, Üretimi anlamında söylüyorum bunu. Bedene dayalı bir sektör. Onun için pek e, çalışmak istemiyor. Alttan da usta yetiştirmekte zorlanıyoruz açıkçası. E, bu anlamda birçok üreticimizde de ben toplantılar yapıyorum, görüşmeler yapıyorum. Birçoğunun söylediği cümle şu ki ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Emekli ettiğimiz ustalarımızı tekrardan geriye çağırıp çalıştırıyoruz noktasındalar. Yani sektörde alttan bir çırak, bir usta, bir kalfa yetişme noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Satış anlamında mağazalarımızda o sıkıntıyı çok fazla yaşamıyoruz. Ama gençlerimiz birazcık daha masa başı iş istiyorlar açıkçası. Biraz daha rahat iş istiyorlar. Mobile sektörü de bu anlamda zorlanıyor. Bunun tabii ki çözüm müne bakmak lazım. Hep şikayet ediyoruz ama bizim meslek liselerine, mesleki eğitim merkezlerine geçen vali beyimizle de bir toplantı yaptık. Şu an hükümetimizin de bu anlamda çok ciddi yaptırımları söz konusu ve buraya çok ciddi yatırımlar yapma noktasında sürekli toplantılar da yapıyoruz. Meslek eğitim merkezlerinin de kurulması noktasında biz de mask olarak ciddi bir çalışma içerisine girdik. Hazır buraya gelmişken bu bir önümüzdeki dönemde yapacağınız çalışmalardan biri. Bu arada önümüzdeki günlerde seçimleri var. Maskon'un. Evet. Mobilya sektörünü çok yakından ilgilendiriyor aslında. Çok e, geniş kesime hitap eden bir seçim. Bir tanesini söylediniz e, yeni dönemde bunu yapacağız diye. Başka yeni dönemde yapılacak çalışmalar var mı? Bu arada seçim çalışması nasıl gidiyor? E, o noktada e, işte üyelerin seçime daveti noktasında neler söylemek istersiniz? Tabii Masko bugün dünyanın en büyük mobilya merkezi diyoruz. Biz de burayı 4 yıldan beri arkadaşlarımızla birlikte canla başla elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Tabii ki kolay bir yer değil Masko. Çok eksikleri vardı. 4 yıl oldu biz göreve geleli. Birçok noktada da eksiklerini hiçbir zaman sümen altı etmedik. Tozlu raflara kaldırmadık. Arkadaşlarımızla bu problemleri nasıl çözeriz noktasında mücadele verdik mesela güvenlik anlamında çok zafiyetlerimiz vardı. 218 adet kamerayla burayı destekledik ve güvenlik merkezimizi kurduk ki hem tüketiciler, müşteriler, misafirlerimiz hem de içerideki firmalarımız güven içerisinde alışverişlerini yapsınlar. Bu noktada ciddi yatırımlar yaptık. Maskoyu kurumsallaştırdık. Türkiye'de ve dünyada birçok noktada tanıtılmasını sağladık. Reklamlarına çok ciddi önem verdik. Bundan sonra da Ana amacımız Masko'yu bir dünya markası haline getirip mobilya denince ilk akla gelen yer olmasını sağlamaktır. Burada çok büyük avantajları var Masko Mobilya kentinin açıkçası. İçeride 778 tane sadece mobilya mağazamız yok. Bir, bir, bir evi, bir ofisi tamamlayan, içeride 50'nin üzerinde perde mağazamız var, halı satan firmamız var, bahçe mobilyası satan, bebek odası, genç odası, aksesuar, mutfak gibi bir evi ve bir ofisi tamamlayıcı her şey var. Yani eskisi gibi değil. Yani buraya girdiğinde tüketici içeriden istediğini alıp hem zaman anlamında çok ciddi bir kazanım sağlıyor. Hem de birbirine uyumlu ve entegre şekilde alışverişini yapıp gitmeyi sağlıyor. Mimari hizmetlerini çoğalttık. Masko'nun bütün mağazalarında projeye dayalı çalışmalar yapıyor birçok firmamız. Bunlar da Masko'nun en büyük avantajları. İstanbul Havalimanı'na yakın olması hasebiyle de, ülkemizin coğrafi yapısı itibariyle de bu ihracatta Masko'nun payı da e, Türkiye'de çok büyüktür. Bundan sonraki hedefimiz de bunu çok daha yukarılara taşımak Masko Mobilya Kenti olarak. Bu arada e, yabancı ziyaretçiler e, Masko'ya girip alışveriş de e, yapıyorlar. Onlara e, nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Yani o, onlara işte dil vesaire şu bu falan kolaylıkları var mı orada? Mağazalarımızda birçok e, firmamızda artık Arapça bilen, İngilizce bilen personellerimiz var, Hı. mevcut bizim şu an yeni yapmış olduğumuz reklam kampanyamızın %50'si de aşağı yukarı yurt dışına dayalı olacak. Ve 5 dilde bu filmlerimizi çektirdik. Moskova'ya ziyaretçi akınının ben çok daha fazla olacağını düşünüyorum ki yeni yapmış olduğumuz bir çalışmada da çalışan firmalarımızda çalışanlar... Perakende de ihracata mı hedefliyorsunuz? Tabii tabii. Zaten bizim ağırlık Hı. öyle. Toptan Hı. anlamında birçok firmamızda üretici. Onlar zaten Hı. işini gayet iyi yapıyorlar ama bizim asıl amacımız Türkiye'ye gelen turistlere Para kendi anlamda ihracat yapmak, e, toplamda da yapıyoruz zaten. Birçok projeler yapıyoruz yurt dışında. Bu anlamda da çalışanlarımıza İngilizce eğitim kursu da e, başlatıyoruz. E, birçoğunu zaten e, firmalarımızın bu anlamda da e, çalışanları mevcut. O anlamda hizmette hiçbir sıkıntı yok. Yani gelen yabancı misafirlerimizi e, gayet mutlu, memnun şekilde buradan gönderiyoruz. Hatta e, yurt dışına ürünlerimizi gönderirken yabancı e, alıcıların en büyük sıkıntısı bu ürün buraya nasıl gelir sağlıklı gelir mi? E, ya da geldiğinde bunun montajı burada nasıl olurdu? Ancak şu an birçok firmamız yani buradan oraya ürünü kapısına kadar gönderip montajını da yapma noktasına kadar geldi Allah'a çok şükür. Bunları aştık. Bundan sonraki hedefimiz bunları daha da aşmaktır. Bir de güvenirlik noktasında da ürün yani siz tabii ki oradaki firmalar sattıkları ürünün arkasında duruyorlar ama siz maske olarak da kurumsal olarak bunu e, bu noktada katkı yapıyorsunuz. E tabii ki bizim... Yani oradan alışveriş yapan e, ister e, Türkiye'de bir müşteri ister yabancı bir müşteri sizin güvenceniz de aynı zamanda. E tabii ki biz ona çok önem veriyoruz çünkü tüketici memnuniyeti bizim için en önemli şey. Yani biz burada Maskonun tanıtımına e, milyonlarca TL para harcarken burada bir tüketicinin Hiç bizi kötü lanse etmesi demek bizim için yani e, en istemediğimiz şeydir. Bu anlamda personellerimiz bu tarz şikayetlere birebir muhatap olarak firmalara çözdürüyorlar ki artık maskonun içerisinde bu tarz firmalar da pek kalmadı açıkçası. Evet. Yani müşterimizin bir sorunu olduğunda da anında müdahale ediliyor. Edilmediği noktada biz devreye yönetim olarak giriyoruz. O müşterimizin problemini anında çözüyoruz ve çözmeye de yani çalışıyoruz. Yani kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye ifade ediyorum. Yani orada satılan ürünün arkasında elbette ki firma, marka vesaire var. Ama daha da önemlisi, Masko var. Tabi, Masko yani, gibi kurumsal bir yapı kurumsal var. Kurumsal e, ve işte seçimle gelmiş e, tarafsız e, işte bütün evet. markalara eşit mesafede olan bir yapı e, var şeyin. Yeni dönemde e, seçimle ilgili yaptığınız çalışmalarda ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bizim mobil sektörünü... yeniliyor musunuz yönetimi? Biz Masko'nun aslında her yerini yeniliyoruz. Masko'nun e, her anlamda her köşesini elimizden geldiği kadarıyla bütçelerimiz doğrultusunda yeniliyoruz. En önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi mobil ya da bizim için en önemli unsur metrekare metrekare olarak sığamıyorduk. tabii ki 1984 yılında kurulmuş bir sistem Asko. O zaman baktığımızda o zaman çok büyük o zaman diyorduk ya biz buraya nasıl <laughs> ürün dolduracağız yani <laughs> içeriği nasıl sergileyeceğiz diye düşünürken şimdi o bulunduğumuz noktalar bize yetmez oldu. 3-4 katı daha metrekare daha yetmiyor. Yeni bir maske var Bu anlamında Sanayi Bakanlığımızda yapmış olduğumuz görüşmelerde biz organize sanayi bölgelerine bağlıyız. H12 imar uygulamasıyla 600 metrekare olan en ufak bir mağazamızı 1150 metrekareye kadar çıkarttık. Ve yeni inşaatlarımız başladı. Birçok e, firmamız da yenileniyor. Hem dekorasyon anlamında, metrekare anlamında da iki katına çıktı metrekareleri. Bu da bizi açıkçası rahatlattı. E, tabii ki kolay bir süreç değil. Yaşayan bir yerde inşaatlarla birlikte e, bir şantiye görüntüsü olmasın diye elimizden gelen her türlü e, fedakarlığı yönetim olarak gösteriyoruz. Ama e, bittiği zaman bu yapılaşmalar da çok ciddi bir değer katacak. Katmaya da başladı zaten bu anlamda hem mülk anlamında hem de firmalarımıza yakışır mağazalar oldu açıkçası. Bir gün siz de gelin e, çok, ziyaret edin bizi. Çok dün kritik bir şey değil mi? Yani hem e, alışveriş devam edecek. Tabii. E, müşteriler e, rahatsız olmayacaklar. E, ürünler gelecek gidecek. O devam edecek. Yani süreç yaşayacak. Hem de e, binalar yenilenecek. Belli saatlerde e, çalışmaları yaptırıyoruz. Belli ara, zaman aralıklarına yayıyoruz. E, oradaki hem e, gelen ziyaretçilerimizi hem firmalarımızı üzmemeye çalışıyoruz. Ama tabii ki ister istemez ufak tefek sıkıntılar da olmuyor değil. Ama onları da aşacağız inşallah. Beraber. Bu kampanya ile birlikte bahsettiğiniz Mosko artık bir dünya mobilya merkezi e, mesajı e, kaç milyon insana ulaşmayı hedefliyorsunuz orada? Bakın biz e, geçen hafta mobilya fuarı vardı biliyorsunuz. Evet. E, burada 260 bin metrekareye mobilya sektörü anca sığdı. Hem TÜYAP'ta hem CNR'da bu fuarı Abi biz yaptık. Abi arıyorlar şu anda. Yani o bile yetmez oldu. Mobilya sektörü gitgide büyüyen bir sektör. 80'in üzerinde alım heyeti geldi 80 ülkeden. Yani baktığımız zaman yeni pazarlarımız var bizim. Hindistan gibi, Pakistan gibi, Fas gibi. Buralara da ciddi ürün göndermeye başladık. Yani biz bu noktada dünyanın her ulaşılmayan bölgesine ulaşmamız lazım. Ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an aşağı yukarı 80-90 ülkeye çok ciddi ihracat yapıyoruz. Ama bundan sonra ana hedefimiz ihracatımızı çok daha yukarılara çıkartmak. Dediğim gibi 6 milyar dolardır bu yıl mobilya sektörünün hedefi. İnşallah bunu da sağlayacağız. Masko'nun da burada çok ciddi bir katkısı olacaktır. Size geri dönüşler de geliyordur o noktada. Yani mobilyada memnuniyet hangi orana çıktı? Yani ne, ne seviyede? Yüzde yüze yani hedef odur da. Yani geçmişte mobilya ile ilgili sıkıntılar anlatılırdı falan. Şimdi anlatılmıyor artık. Farklı bir noktaya evrildi. Artık işte markalaşma vesaire sizin gibi kurumların işin arkasında durması gibi bir sürü faktör farklı bir noktaya getirdi sektörü. Siz orada nasıl bir bilgi var sizde? Şimdi artık sektör kurumsallaşmaya gitti. Biraz daha profesyonel çalışma noktasına gitti. Eskisi gibi değil. Artık birçok noktada kayıt dışı olan işlerimizde kayıt içi olmaya başladı. Tabii ki bizim sektörümüzde en önemli şey biz 20 yıl, 30 yıl önce dahi ürün vermiş olduğumuz müşterimizi memnun etmişsek o tekrar dönüp dolaşıp gelir bizden alışverişini yapar. Mobilya'da yani evin içine kadar giriyorsunuz. Yani o hizmeti bugün bir beyefendiden ziyade hanımefendiyle de yapıyorsunuz. Çocuklarıyla da o görüşmeyi yapıyorsunuz evin aile birey büyükleriyle, dedesiyle, anneannesiyle hepsiyle muhatap oluyorsunuz ister istemez. Girip hepsinin odalarına mobilyalarınızı koyuyorsunuz ister istemez hepsiyle de muhatap oluyorsunuz ve bunlarla ikili ilişkileriniz en üst seviyeye çıkıyor. O ilişkiler arkadaşlık seviyesine kadar dönüyor. Yıllar sonra da tekrar gelip o Çocuklar tüketicinin alışverişi. gelip çocuklarına dahi, torunlarına dahi alışveriş yapma imkanı doğuyor. Onun için buradaki firmalarımız bunun bilincinde, biz de tüketiciyi üzmeme noktasında çok hassastır firmalarımız. Bu noktada hiçbirini ben üzeceğini de düşünmüyorum. Sizin, sizin soyadınızla örtüştün <laughs> mobilya sektörü. <laughs> Mehmet Mutlu Tüketici mutlu eden bir başkan olarak buradan yolcu yapmış olalım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum ben. Ağzınıza sağ oluza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça diyoruz.